Yakıt sorunu da yok. Sinop var şimdi bir de. Yani bundan ders alınmamış, hiçbir ders alınmamış. Sinop görüşmeleri devam ediyor. Komarov örneğin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdür Birincisi Yardımcısı Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali modeli projesinde kazanılan deneyimin Sinop Nükleer Santrali'nin inşası için kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını ifade etti. Valla çok iyi deneyimler kazandılar yani burada. Bizim bakanımız ne diyor ona? Bir ilerleyelim. Bizim bakanımız ne diyor? Bizim bakanımız da Sinop gündemimizde diyor. Yani biz de ders almamışız. Ama onlar iyi ders almışlar. Şimdi yabancı bir ülkeye Doğu Akdeniz'de neredeyse bir askeri üs tahsis etmiş oluyor AK Parti hükümeti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle. Şimdi bir de Karadeniz var. Karadeniz'in de karşı tarafında zaten biliyorsunuz Rusya var, Ukrayna ile savaş halindeler. Evet. Bir de Türkiye sınırlarının içinde yine Karadeniz'e komşu olarak Sinop Nükleer Güç Santrali de yine yabancı ülkelerin iştahını kabartıyor. Şimdi sadece Rusya'nın mı kabartıyor? Yani burada talepkar olan Rusya'da mı kabahat diye sorarsanız, ya bunlar yabancı ülkeler, onlar talep ederler. Gelip ne güzel Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de başka bir ülkenin sınırları içinde bir kendilerine üs oluşturabilecek topraklara yerleşmek isterler. Bunu kimin vermemesi gerekli? Değil mi? Kabahat kimde? Kabahat AK Parti'de. Şimdi bakın Sinop'la ilgili durum sadece Rusya ile ilgili de değil. Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilgili. Biliyorsunuz Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da imzasıyla 15 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yani AK Parti ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetleri arasında enerji ve doğal kaynaklar alanında stratejik ortaklık belgesi sözleşmesi imzalandı. Bakın sözleşme burada elimde ve imzalı. Bakın bu sözleşmeye göre diyor ki sözleşmede yer ismi belirtmemiş olsa da nükleer enerji konusunda 6000 megawata kadar nükleer güç santrali projesi, nükleer yakıt imalatı, nükleer reaktörler, nükleer iş gücü ve tedarik zincirinin geliştirilmesiyle ilgili diyor çalışma yapılacak diyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ve yine ifade ediyor bu sözleşmeye göre diyor ki Türkiye tarafı sözleşmeyi imzaladıktan yani bu sözleşme meclisten geçtikten sonra şu anda Dışişleri Komisyonu'na gönderdiler. Henüz genel kurula gelmedi. Diyor ki 3 ay içinde diyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne diyor projenin yapılacağı yeri gösterecek. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne belki de Sinop'u gösterecek. Çünkü nükleer enerjiyle ilgili şu anda gündemde olan o. Evet. Ve diyor ki 18 aylık süre içinde diyor burada Birleşik Arap Emirlikleri tarafı ve onun tayin ettiği kuruluşların dışında bir yatırımcıyla görüşülmeyecek diyor. Bakın şartlara bakın. Aynı şartlar neredeyse. Burada diyor herhangi başka bir projenin geliştirilmesini Türkiye Cumhuriyeti hükümeti müzakere dahi etmeyecek veya diyor anlaşma yapmayacak, sahanın rakip bir proje için kullanılmasına da izin vermeyecek diyor. Bakın ve devam ediyor. Bu Sinop'u da ilgilendiren bir durum olduğu için devam ediyorum. Türk tarafı diyor izinlerin, ruhsatların ve çevresel etki değerlendirme yani ÇED sürecinin izinlerinin alınmasında kolaylık ve destek sağlayacaktır diyor. Yani torpil yapacaktır diyor. Görmezden gelecektir kapitülasyon diyor. Kapitülasyon gibi anlaşmalar bunlar. Aynen öyle ve yine devam ediyor. Ulusal iletim sisteminde enerji projeleri için yeterli kapasiteyi tahsis edecektir diyor. Sözleşmede hiçbir tazminat hükmü yok. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ne sağlanan imtiyazlara bakın. Aynı zamanda diyeceksiniz ki peki bir uyuşmazlık olursa ne olacak diyeceksiniz. Diyor ki taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlık, bakın aynen sözleşmeden okuyorum, dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır diyor. Ya bu böyle ciddiyetsiz anlaşma olur mu? Yani, ne demek dostane? Tahkim diye bir kuruluş var. Tahkime götürmüyor, dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır diyor. Dehşet verici bir durum. Gizlilikle ilgili şimdi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sözleşmesini biz temin ederek, ona ulaşarak, kamuoyuyla bunu paylaşıp bunun nasıl kapitülasyonvari bir anlaşma olduğunu, Türkiye'nin geleceğini nasıl ipotek altına aldığını ortaya koyduğumuz için Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yaptıkları anlaşmaya bir madde eklemişler. Maddenin adı, başlığı şu: gizlilik. Ve içeriğinde diyor ki taraflar projelerle ilgili bilgileri gizli tutmak için ellerinden gelen üstün çabayı göstereceklerdir diyor. Dehşet verici. Yani ben buradan korkunç bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu tuzağı Türkiye'ye kim neden kurdu? Bu tuzaktan kurtulabilmek için AK Parti hükümetinin önümüzdeki ilk genel seçimde gitmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın yerel seçimlerde olduğu gibi AK Parti'yi de buradan göndermesi gerekiyor. Bu bahsettiğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Sinop'la ilgili konu, bunların her biri birer kara deliktir. Vatandaşımızın neden evden çıkarıldığında, ev sahibi diyelim evden çıkardı, yeni bir ev aradığında 5.000 liralık kira ödeyip çıktığı aynı yere 20-25.000 liralık kira ödemek zorunda kaldığının belgesi işte burada yapılan peşkeşlerdir. 22 milyar dolarlık yatırım yapan bir ülke bunun karşılığında 284 milyar dolar kazanıyorsa, bir koyup 13 kazanıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da maalesef o bir koyup 13 kazananın aradaki farkını ödemek zorunda kalıyor ve maalesef fakirleşmeye devam ediyor. İş bilmezlik mi, beceriksizlik mi, kasıt mı? Bunun adı iş bilmezlik olamaz, bunun adı beceriksizlik olamaz, bunun adı öngörüsüzlük olamaz. Bunun tek bir adı var, o da AK Parti hükümeti eliyle maalesef Türkiye Cumhuriyeti kaynakları peşkeş çekiliyor. Evet. Bunun adı peşkeştir. Ya ama bir de şöyle bir şey var, biz Rusya'ya fosil yakıtlarda da bağlıyız. Petrolü Ruslardan alıyoruz. Aşağı yukarı yıllık 20 milyar dolar Rusya ile ticaretimizde açık veriyoruz. Bir de üstelik burada 22 milyar dolarlık bir santral da söz konusu. Ayrıca Avrupa'dan 20-30 dolar daha aşağıya Ural petrolü alıyor Türkiye. İşte doğalgazı gene Rusya'dan alıyor. Kömür ithalatı da var. Zannediyorum 4,5 milyar dolar falan da bir kömür ithalatı var Rusya'dan. Ve biliyorsunuz bir de bu doğalgazı peşin de almıyorlar. Vadeli alıyorlar. Bu yıl kullanalım, seneye ödeyelim falan. Yani nasıl bu kadar kaptırdık? Bütün enerji politikalarımızı Ruslara bağlamışız. Yani bunun ve bir NATO ülkesi olarak. Tabii, yani bunun müsebbibi Rusya değil. Bakın, Rusya değişir adı Amerika olur. Değişir İngiltere olur. Değişir başka bir ülke olur. Burada önemli olan, onlar zaten talep ederler. Onlar ister. Malını satmak ister. Nükleer santralini gelip de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içine kurmak ister. Yani bizde şu anda nükleer reaktör çalışırken faaliyete geçse, Ruslar dese ki biz bavulu topladık Rusya'ya gidiyoruz dese. Yani kim nasıl durduracak reaktörü? Yani bunun teknolojisi bambaşka. Bunun mevzuatı bambaşka, şartnamesi bambaşka. Yani dönüp geriye içeri girdiğinizde santralde inanın Türkçe veya İngilizce bir metin bile bulamayabilirsiniz. Kiril alfabesiyle bile karşılaşırsınız. Yani bu bile başlı başına bir meseledir. Dahası şu, yani böyle bir kere şu anda Türkiye'de bir enerji sıkıntısı var mı? Şu an şu dakika itibariyle elektrik enerjisiyle ilgili. Yok. Şu anda nükleer santral mi çalışıyor? Hayır. Demek ki şu anda biz ürettiğimiz elektriği şu anki üretme yöntemlerimizle yaklaşık olarak herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan yeterince üretebiliyoruz. Bu santralın bizim zaten elektrik ihtiyacımızın sadece %5-5,5 civarında. Onlar ne kadar 10 deseler de uzmanlar bunun %5-5,5 civarında, %5-5,5 civarında olduğunu söylüyorlar. Ve bu da nükleer santralin Türkiye'de kurulmasının zorunlu olmadığının bir göstergesi. Ben de diyorum ki ya aynı bu enerjiyi sağlayabileceğimiz tamamen bizim üretimimiz olan veya çeşitli yönleri itibariyle bizim üretimimizin ağırlıkta bulunduğu yenilebilir enerji kaynaklarından oluşan özellikle güneş enerjisine dayalı santralleri kurmak mümkün. Evet. Yani buna bu kadar enerji harcanacağına 2010 yılından itibaren böyle bir güneş enerji santrali bu anlamda bu enerjiyi sağlayacak kapasitede bir yatırım yapılsa bu mümkün mü? Mümkün. Evet. Bunu neden yapmıyoruz? Evet. İşte bu sorunun cevabı gerçek anlamda AK Parti hükümetinin tercihini gösteriyor. AK Parti hükümeti maalesef iktidarda kalabilmek adına Türkiye'nin geleceğini satmaya devam ediyor. Sadece o kadar mı? Birilerinin de bundan bir şeyler kazanmış olmaları gerekiyor. Yani işte kimlerin ne kazandığına bakmak için, kimlerin Türkiye'de bir anda zenginleşip nasıl lüks ve şatafat içinde yaşadığını görerek anlamak mümkün. Bunun örneklerini özellikle son günlerde görüyoruz. Evet. Yani bir yandan vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, gençlerimiz iş bulamazken, emekli nefes alamazken, diğer tarafta lüks içinde yaşayan AK Partili yöneticileri görüyoruz, siyasetçileri görüyoruz. Konu her ne kadar Türkiye'nin gündemini kaplasa da diğer taraftan her ne yaparlarsa yapsınlar maalesef bu konuları konuşurken kendi aralarında iletişim kurarlarken evet. bile bu konuyu bir dalga konusu yaptıkları, espri konusu yaptıklarını da acı bir şekilde görüyoruz. Maalesef, maalesef. Deniz yani Yavuz... biz enerji politikası olarak son cümle ilave edeyim. Biz enerji politikası olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte hangi yatırımları ne kadar sürede yaparak, ne kadar enerji elde ederek ileride ihtiyaç duyacağımız enerjiyi karşılayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu doğrultudaki bütün hazırlıklarımız tamam. O nedenle de kendi belediyelerimizle ilgili bile bu noktadaki çalışmalarımızı iyice yoğunlaştırdık. O nedenle geriye tek bir şey kaldı. O da AK Parti hükümetinden kurtulmak. Bu görevde önümüzdeki ilk seçimlerde vatandaşımıza düşüyor. Yerel seçimlerde gösterdiği sarı kartı kırmızıya çevirip bu gibi Türkiye sınırları içinde kurulan bir dinamit gibi her an patlamaya hazır ve tedbirleri ona rağmen alınmamış, sağlık yönünden de tedbirleri alınmamış olan bu gibi sorunlardan kurtulmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Deniz Yavuz Yılmaz. Çok konuya hakimdiniz, çok değerli bilgiler verdiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi